Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Yine harika bir AYT denemesi çözeceğiz. Toplam 22 sorudan oluşan 11 tane tarih, 11 tane de coğrafya sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlarla ilgili yanlış bir bilgidir arkadaşlar? Sorumuz bu. Arkadaşlar şöyle bir soruya baktığımızda yazı kullanılmadığı zaman arkeolojik kanıtlardan yararlanarak bilgi edin, elde edilmiştir. Bu doğru bir ibare. Devirler insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre isimlendirilmiş demir devri, bakır devri gibi. Eşe yapımında zamanla daha dayanıklı malzemeler ve gün geçtikçe insanoğlu kendisini geliştirmiş ve daha dayanıklı daha iyi malzemeler kullanmış. Ateş Hayvanların evcilleştirilmesi, toprağın ve madenlerin işlemesi bu devirlerde olmuştur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Fakat tarih öncesi devirlerin dünyanın her bölgesinde aynı sırayla yaşandığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla doğru, doğru cevap şıkkımız E'dir. Buna örnek olarak arkadaşlar Mezopotamya örneğin yazıyı kullanırken Anadolu'da yazı geçmemişti. Dolayısıyla Mezopotamya'da tarihi devirler başlamışken ancak Asurlar aracılığıyla, ticaret aracılığıyla ne yapıldı? Yazı Anadolu'ya geçirildi ve Anadolu'da da tarih çağrıları başladı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? E şıkkıdır. İkinci sorumuz arkadaşlar. Türk tarihinde gerçekleşen kürşat ve kutlukun bağımsızlık girişimleri Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisini kurmaya yönelik bir hareket olarak ortaya çıkmıştır? Kürşat ve Kutluk'un bağımsızlık girişimi hangi devleti kurmaya yöneliktir? Sevgili arkadaşlar, sorumuz bu. Arkadaşlar Türk tarihinde Kürşat ve Kutluk bağımsız bağımsızlık girişimleri ikinci Köktürk ya da Kutluk devletini 50 yıllık Çin esaretinden kurtarmak amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in benimseyen Türklerin eski gelenek ve kültürlerine bağlı kaldıklarına kanıt olarak gösterilemez? Sorumuz bu arkadaşlar. Soruyu incelediğimiz zaman arkadaşlar C şıkkındaki hükümdarların çıkardıkları emirlerde şerri buyruklara uygun davranmaları eski gelenek ve göreneklerini bıraktıklarını ve İslam inancından etkilendiklerini görüyoruz. Çünkü şerri buyruklar İslam devletiyle İslam inancıyla birlikte eski Türklerin yaşamına girmiştir. Dolayısıyla eski Türk devletlerinde Devlet yönetimi şerri hukuklara göre değil yazısız töre kurallarına göre yapılıyordu burada. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu komutanları tarafından kurulan birinci dönem Türk beylikleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir arkadaşlar? Saltuk, Artuklu, Mengücek, Danışment ve Çaka Beyliği'nden bahsediyor. Sorumuz bu. Şöyle soruya baktığımızda arkadaşlar A, B, C ve E şıklarının bu beyliklerle ilgili doğru bilgiler olduğunu görüyoruz. Fakat İslam'ın ilk kez Rumeli'de yayılması bu beylikler döneminde olmamıştır. Osmanlılar döneminde Rumeli'ye geçişin Çin Pekalesi'nin Bizanslardan almasıyla birlikte gerçekleşti ve böylece İslamiyet'in yavaş yavaş nereye yayıldığını görüyoruz. Balkanlar ya da diğer isimler Rumeli'ye. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Beşinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti kurulduğu sıralarda Anadolu'nun büyük ölçüde aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasal nüfusu altında olduğu söylenebilir. Arkadaşlar soruyu incelediğimizde Osmanlı Devleti kuruluş esnasında, kurulduğu esnada o dönem Anadolu'da iktidar ve egemen olan devlet Türkiye Selçuklu Devletiydi o dönem. Ama Türkiye Selçuklu Devleti Moğollarla yaptıkları Köse Dağ Savaşı sonucunda yıkılma sürecine girmişlerdi. Dolayısıyla başta Osmanlı olmak üzere birçok beylik kurmuştu. Dolayısıyla Osmanlılar kuruluş aşamasındayken o dönem Anadolu'da hangi devlet var? Türkiye Selçuklu devleti var sevgili arkadaşlarım. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Osmanlı ordu birlikleri içerisinde aşağıdaki muharip sınıflardan hangisinin hazineye nakit maaş yükü olmamıştır. geçirmemiştir bir maaş yükü. Hangisi Osmanlı'nın e, hazinesine nakit maaş yükü getirmemiş? Soru bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle bir incelediğimiz zaman Yeniçeri, Topçular, Top Arabacıları ve Humbaracılar bunlar arkadaşlar devşirmelerdi ve devşirmeler 3 ayda bir 3 ayda bir ulufe dedikleri bir maaş alıyorlardı. Direkt hazineden fakat tımarlı sıpahiler tımar denilen bir sistemle maaşlarını e, genelde toprak e, üretimi, toprak vergilerinden alıyorlardı. Dolayısıyla tımarlı sıpahilerin merkez e, e, hazinesine herhangi bir yükü yoktu. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı güzel bir soruydu bu sevgili arkadaşlarım. Yedinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 18. yüzyılda Avrupa'da düşünce alandaki gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 18. yüzyıl Avrupa'sı arkadaşlar. Soruyu incelediğimiz zaman arkadaşlar ezber ve tekrarın yaygın olması, bilim adamlarının dışlanması, eğitimin kilisenin tekerinde olması ve skolastik düşüncenin hakim olması bunlar orta çağ dönemine ait özelliklerdi. 18. yüzyıla birlikte akıl ve gözlem temel prensip olarak kabul edilmiştir. Özellikle aydınlanma çağı yaşanmaya başlamış Avrupa'da. Dolayısıyla burada 18. yüzyıl özelliği olarak kabul edeceğimiz e, ibare E şıkkıdır sevgili öğrenciler. 8. sorumuz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde itiraf devletlerinin Osmanlı Devleti'ni müttefik olarak kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar soruyu incelediğimizde Osmanlı Devleti Dünya Savaşı'na girmeden önce aslında İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmek istiyor fakat İtilaf Devletleri Osmanlı'nın savaşa kendi yanında girmesine izin vermiyorlar çünkü bu devletler Dünya Savaşı öncesinde başta İngilizler, Fransızlar ve Ruslar kendi aralarında Osmanlı Devleti'nin topraklarını gizli bir şekilde paylaşmışlardı ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kendi yarlarında savaşa girmesini ne yapmıyorlardı? İstemiyorlardı. İşte bunun neticede Osmanlı Devleti kimin yanında savaşa girmek zorunda kaldı? İttifak Devletleri yani Almanların yanında savaşa girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz. Çok partili hayatın cumhuriyet rejimine katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Çok partili hayatın Cumhuriyet rejimine katkısı arasında hangisi gösterilemez arkadaşlar? Sorumuz bu. Soruya baktığımızda arkadaşlar demokratik hayatın güçlenmesi, iktidarın denetlenmesinin kolaylaşması, halkın siyasi tercihine cevap verilmesi, farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi, çok partili hayatın katkıları arasında fakat inkılapla, inkılap kanunlarının hızlı bir şekilde yapılması, bunun çok farklı hayatla bir ilgisi yok. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 10. sorumuz arkadaşlar. Bu bilgiye göre Atatürk'ün Türk halkı tanımının içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türk halkı Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ortak özelliklere sahip ortak menfaat ve değerler sistemi bulunan insan topluluğu olarak tarif edilmektedir. Atatürk Türk halkının ortak özellikler aslında hangisini saymamıştır arkadaşlar? Sorumuz bu. Arkadaşlar soru incelediğimizde kültür birliği, toprak birliği, ülkü birliği ve geçmiş birliği Atatürk'ün milliyetçilik tarifi halk millet tarifi içerisinde var. Fakat kan ve soy birliği Atatürk'ün ee, bu Türk halkı tanımının içerisinde yer alan bir kavram değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 11. sorumuz. 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın 3,5 milyon Alman'ın yaşadığı Çekoslovakya'nın Südetler bölgesini işgal ettiği dönemde İngiltere'nin takip ettiği politik aşağıdakilerden hangisidir? sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda Almanya Çekoslovakya'nın 3,5 milyonluk bir bölgesi olan Sudetleri işgal ettiği zaman o dönem İngiltere'nin e, takip ettiği politika yatıştırma politikasıdır. Yani Almanları çok fazla kızdırma girişimde bulunmamış bir yatıştırma politikası izlemiştim. Bu da güzel bir soru. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 12. sorumuz ülkemizde bulunan plato alanlarında verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri yapılabilmektedir? Coğrafya sorumuz ilk sorumuz arkadaşlar. Arkadaşlar ülkemizin platolarında birincisi hayvancılık zaten asıl yapılan faaliyet. Yine tarımsal üretim ve kış sporları Erzurum gibi, Kars gibi kış sporları yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizin pratolarında hem hayvancılık hem tarımsal üretim hem de kış sporları yapılabilmekte. Dolayısıyla doğu cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? E şıkkıdır. 13. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırarak verilmiştir. Bu yerlerden hangisinde biyoçeşitlilik daha zengindir? Hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır arkadaşlar? Sorumuz bu. Haritamız biraz e, uzak kalıyor. Şöyle biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar sorumuza baktığımızda e, biyo çeşitliliğin en fazla olduğu olması gereken yer e, yağışın en fazla olduğu ekvatoral bölgeye yakın bir bölge bulmamız lazım. Dolayısıyla Amazon bölgesi bugün Sahip olduğu ormanlar ve sahip olduğu iklimden dolayı dünyada biyo en fazla olduğu yerler arasında. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? B şıkkıdır. Bu güzel bir sorudur sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz arkadaşlar. 14. sorumuz. Şöyle biraz büyütürsek, büyütürsek daha iyi olur. Bu enerji kaynakları arasında verilenlerden hangileri gösterilir? Türkiye bazı stratejik enerji kaynaklarının üretim ve tüketim bölgeleri arasında bir konuma sahiptir. Bu durum Türkiye'de ulaşım faaliyetlerini olumlu yönde etkilemiştir. yani Türkiye hangi enerji kaynakları arasında olmasından dolayı ülkemizde ulaşım olumlu yönde etkilemiştir. Arkadaşlar lignit, taş kömürü, doğalgaz ve petrol bildiğiniz üzere ülkemiz özellikle doğalgaz zengini ve petrol Zengini olan ülkelerle komşu olduğu için bu iki enerji kaynağı dünya açısından çok önemli özellikle Avrupa ve bunlar gelip ülkemizin üzerinden nereye geçiyor arkadaşlar transit olarak Avrupa ve diğer dünya ülkelerine dolayısıyla bu iki enerji kaynağının ülkemizdeki çeşitli boru hatları ve ulaşım yöntemleriyle transferi ülkemizde ulaşımı son derece geliştirmiş olumlu etkilemiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 15. sorumuza bakalım arkadaşlar. 15. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bu yerlere örnek gösterilemez arkadaşlar? Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu merkezlerin ortak özellikleri aslında yer şekillerinin sade ve iklim özelliklerinin tarıma uygun olması verilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlere örnek gösterilemez? Sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar soruyu şöyle bir incelediğimizde Amasya Ovası, Düzce ve çevresi, İnegöl ve çevresi Bursa, Silifke ve Mersin buralar kıyıda bulunan genelde e, yani yükseltinin az olduğu ve verimli yerlerdir. Fakat Menteşe bölgesi yani Muğla'da bulunan Menteşe yöresi burası özellikle e, sahip olduğu Yer şekilleri ve engebeli bir dağlık yapısından dolayı bu diğer yerlerden farklı olarak daha az nüfuslanmış. Dolayısıyla tarımsal faaliyet bu dağlık yapısından dolayı daha azdır. Dolayısıyla bu yerler aslında hangisini gösterilemez? Aşık yani menteşe çevresi güzel bir sorudur sevgili arkadaşlarım. 15. sorumuz arkadaşlar. Haritamızı şöyle biraz büyütebilirsek muhtemelen daha iyi olacak. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Haritözleri numaralandırarak verilen alanlarda yoğun olarak yetişilen tarım ürünü aşağıdaki tarım ürünü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bir numaralı yer Marmara bölgesi. iki numaralı yer İç Anadolu. Üç numaralı yer Karadeniz. Şöyle soruya bir baktığımızda arkadaşlar e, üç numaralı yerin fındık olabilir iki numaralı yer İç Anadolu Konya ve çevresi genelde buğday ee, ve bir numaralı yerde Akdeniz ikliminden dolayı zeytin e, tarımı yapılıyor olabilir e, dolayısıyla burada birde zeytin iki de buğday de ise fındık dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar e, D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 17. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye olduğu kuruluşlardan biri değildir. Türkiye'nin üye olduğu. Arkadaşlar ülkemiz Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesidir. İslam Konferansı Ürgütü'nün üyesidir. Karadeniz İşbirliği yine Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı'nın üyesidir. Fakat ülkemiz hala AB'ye üye olmuş değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Üyelik başvurusuna bulunmuş. 1963'ten beri fakat hala üye olamamış sevgili arkadaşlarım. 18. sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda. Türkiye'de bazı maden yataklarının işletmeye açılmasının açılmamasının nedeni olarak verilene de hangisi gösterilir? İşletme açılmamasının nedenini bize soruyor. Bazı madenler yeterli sermayenin bulunmaması, rezervlerin düşük olması, maden ithalatının üretimden daha ekonomik olması. Şimdi arkadaşlar soruyu incelediğimizde ülkemizde bazı madenler e, yatakları açılmıyor, işlenmiyor. Çünkü bunların e, rezervleri çok düşüktür. Yani gelir gider dengesini düşündüğünüz zaman harcayacağımız para, elde edeceğimiz, ortaya çıkaracak çıkan madenin bize getirisinin az olması e, düşünüldüğünde rezervleri düşük bazı madenler ülkemize ne yaparmıyor? açılmıyor bu madenler ve işlenmiyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Ülkemize yeterli sermaye de var. Maden ithalatı üretimden daha ekonomik değil arkadaşlar. Dışarıdan bir madeni aldığınız zaman bize maliyeti çok yüksek. Bugünkü özellikle petrol ve yani kullandığımız özellikle enerji kaynaklarının yüksek olması bunların tümünün ithal ürün olmasından kaynaklı ve biz bugün çok yüksek fiyata bu ürünleri Maalesef kuranmak durumunda kalıyoruz. 19. sorumuz arkadaşlar aşağıda verilen şeylerin hangisinin gelişimi üzerinde askeri birliklerin bulunmasını etkisi daha fazladır? Akşehir arkadaşlar Manisa, Dalaman, Muğla, Devrek, Zonguldak, Kopa, Artvin, Çorlu arkadaşlar Çorlu yani özellikle Tekirdağ'da bulunan bu ilçemiz büyük askeri birliklerin olduğu bir bölge ve dolayısıyla bunun gelişimde, Çorlu'nun gelişimde arkadaşlar askerliğin büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Arkadaşlar 20. sorumuza bakacağız. 20. sorumuz, coğrafya sorumuz şöyle. Ülkemizde ulaşım sistemlerinin ile ilgili olarak verilenlerden hangisi söylenebilir? İlk demir yolu İzmir Aydın arasında inşa edilmiştir. Arkadaşlar bu doğru bir bilgi. Demir yolu yapımında doğal kaynaklar ve üretim merkezlerinin bulunduğu alanlara öncelik verilmiştir. Bu da doğru bir bilgi. Ülkemize son dönemde demir yolu yatırımlarının çoğunluğu yüksek hızlı tren projeleri oluşturmaktadır. Bu da doğru. Dolayısıyla her üçü de doğru bilgidir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. İlk Demir yolu hattı İzmir Aydın arasında kurulmuş. Demir yolu yapımında doğal kaynaklar ve üretim merkezleri arasında öncelik var. Ve son zamanlarda özellikle de hangi projeler daha fazla revaçta yüksek hızlı trenler sevgili arkadaşlar. 22. sorumuz arkadaşlar. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattı hangi ülkelerin enerji kaynağını uluslararası pazarlara taşıyan bir ulaşım hattıdır? Sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar Bakü, Tiflis ve Ceyhan yani Azerbaycan'ın başkenti Gürcistan'ın başkenti ve Adana ilçesi Ceyhan'a arasında kurulmuş olan boru hattıyla e, Azerbaycan'a ait olan doğalgaz ve petrolün dünya pazarına sunulması e, hedeflenmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Bundan not alabilirsin. Bu tarz sorular gelebiliyor. 22. ve bu videomuzun son sorusu arkadaşlar. Nil nehri sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Nil nehri yani Mısır'da bulunan arkadaşlar Etiyopya, Mısır, Kenya ve Sudan. Nil nehrinin güzergahında bulundukları için bu e, nehrin suların kullanım konusunda problem yaşıyorlar. Fakat Fas e, daha batıda bulunduğu için yani bu Nil Nehri'nden son derece neredeyse Afrika kıtasının en batı kısmında bulunan bir ülke. Dolayısıyla Nil Nehri'nin suranın kullanımı konusunda herhangi bir problem yaşamıyor diğer ülkelerle. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A'dır sevgili arkadaşlarım. Sevgili öğrenciler, kıymetli dostlar, değerli gençler sizinle birlikte sosyal bilimler denemesi çözdük. aYTye yönelik toplam 22 soru 11 tane tarih 11 tane de coğrafya arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Video sonuna kadar beni de izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Takipte kalıyorsunuz. sınavın sonuna kadar her gün olmasa bile yoğunluklu olarak deneme çözmeye devam edeceğiz. hepinize iyi çalışmalar, iyi günler. Kıymetli yorumları ve beğenilerinizi bekliyorum. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz.